Ahizel'le bundan yaklaşık 2 ay önce tanıştık. Tiyatroda tanıştık Ahizel'le. Ahizel müziğe çok istekli olduğunu, yani benim kulüpteki görevimden dolayı bana bunu söyledi. Biz de Ahizel'e orada sesini dinledik. Harika bir de bir sesi var. Hani engelli olmasına rağmen aslında engelsiz bir arkadaşımız. Bunu fark ettik ve onu koromuza, buradaki ekibimize dahil ettik. O da bütün zorluklara rağmen, yani yurdundan buraya gelmek olsun, dersleri olsun, bunlara rağmen bizi hiç kırmadı. İstekli tavrı bizi çok dikkatimizi çekti. O yüzden Ahizel'e çok teşekkür ediyoruz. Ondan çok memnunuz. Müzik kulübünde yer alıyorum, vokalim. Ahizel'le çok kısa bir zamanda tanıştık ama çok iyi anlaştık. Onunla bu kulüpte olmaktan, bu müzik vokalini beraber yapmaktan gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum. Ben Ahizel Özbek. Ankaralıyım. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Türk Halk Müziği bölümünde okuyorum. Karabük Üniversitesi'ndeyim. Müzik hayatım ilkokulda başladı. Korolara katıldım. Lisede bu devam etti. Daha sonra müzik hocalarımın da desteğiyle çalışmalara başlayıp buradaki özel yetenek sınavlarına girip buraya geldim. Bu konuda ailem çok destek oldu. Annem her zaman arkamda oldu. Genellikle müzik için kimse biraz iyi bakmıyor. Ama ailem her zaman yanımdaydı. Hala da yanımda olmaya devam ediyor. Engelime rağmen beni eve kapatmak yerine beni sosyalleştirdiler. Şu an buradaysam kendi çabalarım ve azmim sayesinde buradayım. Buradan engelli arkadaşlarımıza söyleyeceğim şeyler, yani kendilerini evlerine kapatmak yerine dışarıdaki o sosyal hayatı birazcık tanısalar, birazcık o hayatta bulunsalar eminim onlar için çok iyi olacaktır. Ben engelimi engel olarak görmüş olsaydım şu an burada olmazdım. En büyük başarımdır bu benim. Ne engellisiniz? Bunu bize anlatabilir misiniz? Nasıl? Görme engelliyim. 6,5 aylık doğdum. 3 ay küvezde kaldım. Küvezde gözlerime oksijeni çok vererek gözlerimi bağlamamışlar. Doktor hatası kısaca. Peki bu yeteneğinizi nasıl fark ettiniz? Kendi çapımda küçük bir orkum vardı aslında. Onunla böyle tuşlarına basa basa şarkılar çıkarmaya başladım. İlkokulu Görme Engeller Okulu'nda bitirdim. Mithatenç Görme Engeller İlköğretim Okulu. Okuldayken korolara katılırdım ve hocalarım hani bende yetenek olduğunu ve bunu geliştirirsem bundan ekmek yiyebileceğimi söylediler. Böyle hedefim müzik öğretmeni olmak bu şekilde gelişti.